Merhaba, günaydın, günaydın benim duduşlarım, günaydın. Çatladınız, çatladınız. Neredeyim diye çatladınız. Nuriş gene bilip duruyor. Of, yoruldum. Kalktığım gibi elimi yüzümü yıkadım, hemen doğru dışarıda işim vardı. Dedim gideyim onları şey yapayım, halledeyim. Oraya giderken çöpleri topladım, çöpleri attım. Çekimden sonra da Belgin'i arayayım. Dışarıda o zeytinler de ben süzüyorum, Feyza süzüyormuş. Bak işe bak işe, Allah'ım yarabbim. Ebru'lardaydım. Hangi gün? Cuma. Salı günü izinli oluyorum. Pazartesi günü. Şunları yerleştireyim de makinayım içine. Karnım açlıktan da öldü. Aşağı indim. Hem boyoz aldım kendime. Hem başka işim vardı. Onun için inmedim de. Pazartesi günün akşamı Fatih geldi, aldı beni orada. Biliyorsunuz salı günü izinliyim ben. İsmail'le ikimiz orada kaldık. Belginler Konya'da ya. Ben de korkuyorum. Ne yapayım? Tövbe tövbe. Teyzesi bak çıktı ona da. İsmail'ler Konya'da. Ben de izin olunca gözlük meselemiz vardı ya bizim. Dedim beni de götür. İki gün ondan yoktum. Ertesi günü gelecektim eve de şey oldu. Ama olmadı işte. Gözlükçü, şey koyacaktım. Gözlükçüye gideceğimiz için. Gözlüğe gittik. Gözlükten eve geldim buraya. Zeytinleri süzmüştüm. Baktım zeytinlerin yanında da balkonda zeytinler şeyi vardı. Adını söyle. Üç dört tane çekirdek vardı. Tedirgin oldum. Dedim hayırdır bu çekirdekler niye burada? Meğerse Feyza da gelip süzüyormuş. Birbirimizden haberimiz yok. Ben de tedirgin oldum. Onlar da güneşte kala kala tatlanmış. Onları söyleyeyim bakayım. Belgin'i arayayım da. Şeyden bundan sonra. Ben mi tuzlayayım? Onlar gelince mi tuzlar? Bilemeyeceğim artık. Hem tatlanmış hem şey olmuş. Güneşten onları ben sularını süzeyim de içeriye alayım. Üf, nevrim döndü. Önce bir karnımı doyurayım da. Öf, onu dedim çarşıya gittim şey aldım. İhtiyaçlarım vardı bir iki. Bir şey yapmadan ama duşa gireceğim, çamaşırları katlayacağım, bir sürü işim var. Hem kendime boyoz alayım dedim. Bu sefer kahveyle gelmiyorum. Dedim bunlar şimdi meraktan çatladı. Çarşıya gittim de işimi tam da halledemedim gene yani. Çarşıya gidip de yukarıya çıkmak ölüm geliyor. Bir de işe gidiyorum zaten. Evet, boyozumu şey yapayım da. Hazırlayayım şimdi. Dedim hani niye erken çıktım? Müge'ye yetişeyim diye. Ha yetiştim mi? Of. Biraz geç yetiştim tabii ki. İşimi halledemedim. Ona şey yaptım birazcık. Kızdım kendi kendime. Benlik bir şey yok da. Bir yere bir sipariş vermiştim. Verdiğim sipariş olmamış. Bugün çarşamba, olması lazımdı. Dün İsmail'i okuldan alınca, gözlükçüden gelince. İsmail'i beklerken de şey, dedim gel yukarıda biz de bekleyelim. Hem dedim çamaşırları alayım ben Ebru'ya. Hem kahve içeriz.
geldik dedim, hadi dedim buraya kadar gelmişken nasıl olsa Ebru'lara gideceğim. Gene orada kalacağım ve yeter 1,5 herhalde ya. Yetmezse de orada. Şuradan dedim benim verdiğim, sipariş ettiğim şeyler var. Çarşamba günü gelecek ama bugün salı, belki olmuştur diyor. Gittik kapalı. Adam kapalıydı dün. Bugün gittim açık ama maalesef. Ama dedim ben dün geldim kapalıydı dedim. Şimdi de dedim yok dedim. Beni dedim böyle dedim yani gel git yaptırmayın dedim ben. Dedim 5. kata çıkamıyorum. Aman gözlüklerim, biz kız gözündeki gözlükler değil. Bayıldım gözlüklerime, bayıldım. Harika. Parası da güzel de. Kan şekerim düştü herhalde. Elim ayağım titremeye başladı. Şunları bir atıştırayım. Ondan sonra kahvemi içerim. De kahvemi de artık Müge'yi seyrederken içerim. Siz de onu seyrederken için. Oh. Dedim ben gelip boş dönmeyeyim. 5. kata çıkmak dedim. Adama dedim şey oluyor, zoruma gidiyor dedim ben. İşe giderken alsam, iş yerinde yanımda lıngır 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 taşı, o hiç şeyime gelmiyor yani, olmuyor. O zaman dedi telefon numaranı ver de dedi, geleceğimiz zaman dedi hani arayalım, hazır olunca ben sizi arayayım ya da siz beni arayın dedi. Telefon numarasını verdim. Ateş bastı. Ay oradan koştur koştur Müge'ye yetişeyim dedim ama 20 dakika geç kaldım. Şimdi 20 dakikayı bile geçti. Biliyorum çatladınız. Hele ne o iş. Kız diyorum şeydeyim diyorum, Ebru'dayım diyor. Nasıl vlog çekeyim? Sohbet ediyoruz. Geldi. Oğlan gittik İsmail'i beklerken bir şeyler yedik. Oradan da bir şey yiyelim dedim. Yarım saat vardı. Onunla karnımızı doyurduk. Oh. Hızlı hızlı gidip geliyor muyum? Yorulmuşum. Oradan da hadi haftanın yanına gidelim dedik. Onun yanına gittik. O da okuldan çıkınca bir yere gidecek. Annelik böyle bir şey işte. İsmail'e de yaptırdı yediğimizden. Haftan'a da yaptırdı. Onlara da yaptırın. Çocuğum da gider de yesin dedi işte. Evlat. Benim annem öyle derdi rahmetli. Ben yanarım evladıma, evladım yanar evladına derdim. Evlat. Aldık İsmail'i. Oradan Haktan'ın okulu da yakın zaten buraya. Oraya gittik. Haktan'ı da gittik. Bir yere bıraktık. Neyse. Oradan taksiye bindik. Evet. Gözlüklerim cumartesi günü gelecek. Dedim Ebru telefon numarasını verdi ama bayıldım çok. Acık şekli de değişik yani, böyle değil. Çok güzel. Gözlükleri birini tanıdığı bir yerden aldı. Bir AVM'den içinde. Bin kusur çıktı. Gözlükler. Gözlük suyumu da aldım. 2000 kusur çıktı. Tabii çerçevesi pahalı. Ama ben her, benim dedim ya bünyem her türlü şeyi kaldırmıyor diye, çerçevesi de tabii şey. Ebru'nun tanıdığı olduğu için 1750'ye düştü herhalde. 1800 mü? 1750 mi?
Özlükçü'ye evden gittiğim için öyle de acıkmışım ki konuşamıyorum da. Ebru'dan gittiğim için. Yanımda fazla yoktu. 600 mi ne vardı? Dedim 500'ünü ben vereyim. 1-250'sini de dedim yarın öbür gün dedim hani evden gelmiyorum. Kızdan geliyoruz yani yanımda şey yok. Getiririm dedim. Fark etmez dedi çocuk. Ebru sen onu şey yap dedi. Ebru ödedi kendisi. Öğretmedi bana. Sağ olsun dedim. Kesene gördüm. Gerçi ben de derdim de. Ondan sonra da bir lokma oldu, şey mi oldu? Gıybet aramızda, oradan burada. Sohbet. Zaten sabah erken kalkıyor o. Ay kız konuşamıyorum, acıkmışım ya. Ama Allah açlıktan terbiye etmesin kimseyi. Dur gideyim yarısını daha getireyim ben onun. Sabah kalkıyor zaten. Haktan'ın karnını doyuruyor. Haktan belki yemiyor da. Haktan okula yolcu ediyor. Fatih'i yolcu ediyor. Erken kalkıyor tabii. Şimdi İsmail de orada güzelce. O ufak onun kahvaltısını hazırlıyor. Ondan sonra ben uyanık oluyorum da. Benim uyumdur o. Evimde de olsa, başka yerde de olsa. İşe gidecek, okula gidecek, birileri evin içinde varsa, yaşıyorsa hiç kıpırdamam. Odamdan çıkmam. Uyku sersemi karışıklık oluyor. O okula gidecek bir şeyini unutuyor, o lavaboya derken ortalık sessizleşince ondan sonra şey yaparım, kalkarım. Tabii benim sabah erken çıkmam gerekmiyorsa. Kız gideyim bir ötekini de alayım dedim. Hakikaten yarısını da alayım. Üç tane alayım acıkmışım ayol. Zaman yani hiç. Ortalık sessizleşince kalkarım da. Ondan sonra ne oluyor? Okuyoruz gibi sohbet ediyor. Bir lokum geliyor. Miskinleşiyoruz. Kahveler. Kalktım baktım İsmail uzanmış. Çizgi film seyrediyor. Ebru da oturmuş. Bekliyor. Dedim gitti mi? Dedim gitti Fatih'le şey. Dedi Fatih'i bekliyor. Fatih işe gidiyor, geliyor işten dönüyor, alıyor İsmail'i okula götürüyor. 2:30'da gidiyor, tekrar alıyor, geliyor. Eve bırakıyor, gene işe gidiyor. Onu da çekse. Seviyor Fatih, gerçi de. Bir de beni geliyor alıyor 9:30'da, tövbe tövbe. Ben gelirim diyorum. Ben gelirim, gelirim diyorlar. Ben gelirim dedim, telefon açtım. İşe giderken de izinli günümde de oradaydım. İşte onun için blok veya canlı yayın yapamadım. Dedim Ebru'ya ben giderim. Hiç çocuğu dedim şey yapma. Ay bu gider sandalye bir gün var ya. Öf, ayağımı vurdurdum. Döner sandalye Feyza'm. Bu sandalyesi. Bir gün altımdan kayacak da küt diye yere oturacağım ben bunda. Dedim ben giderim. Ebru'nun da evlerin önünden geçiyor. Bizim hemen nasıl yakınsa durak. Kafadan uzak durak gözüküyor. Dedim bizim oradan dedim. Ben eve giderken 09 gördüm. Geçiyor dedim. Hiç dedim Fatih'e söyleme. Ben biner otobüse giderim dedim. Bizim buradan 15 dakikada gidiyorsa Ebru'ların oradan daha yakın. Yürüysem bir kız yürüyerek bile gitsem giderim. Yok yok dedi Fatih'i çağırayım dedi. Önce seni bıraksın dedi. Ondan sonra İsmail'i alsın gelsin dedi. Dedim çocuğa ayıp olayım. Yok anam bu bir tane daha var onu yemeyeceğim. Canım istiyor da yemeyeceğim. Tutacağım. Yoksa kilo alıyor.
Ama acıkmışım. Hadi oradan. Baktım geldi yazık Fatih aldı beni. Biraz da erken gittim zaten. Ben erken çıktım hani otobüse gideceğim ya. Hem tam öğreneyim diye iyi oldu. Fatih bıraktı sağ olsun dedim. Hadi görüşürüz. Külfet oluyor. Ben huzursuz oluyorum öyle olunca işte. Rahat edemiyorum ben. Gittim ondan sonra şeye uff ayağım kemiğimi vurdum. Hakikaten çok kötü acıdı ya. Usullacık kapıyı açtım. Kapı kilitli değil dedim. Arzu evde. Şimdi kapı kilitli olsa evde olmuyor. Kahvemizi de yapalım mı? Oturalım öyle sohbet edelim mi? Ya Rabbi şükür elhamdülillah. Allah'ım ya Rabbim. Olmayanlara da ver. Yüzü güzel ya Rabbim. Yani. Baktım Arzu dedim ses yok. Onda da. Ama yüksek sesle demedim. Televizyon da açık. Televizyon zaten normalde gitseler bile hiç kapanmıyor. Hep açık çalışıyor televizyon. Ben kafadan. Kahvemizi yapalım şimdi. Baktım o da usullacık kimo diyor. Sesimi tam şey yapamamış, alamamış kimo. Kız benim dedim. Aman diyor ablam gelmiş. Kız bana diyor kahveye mi yetiştin diyor. He dedim sana kahveye yetiştim. Dedim böyle böyle. Otobüste gelecektim dedim onu anlattım. İyi oldu erken oldu dedim. Kız dedim Fatih'i çağırınca dedim ben. Erken oldu dedim hem dedim az kaynatırız dedim ben. Bir gün ayrı kaldık ya. Of kahvemi de yapayım. Kahvemi de içtikten sonra zeytini süzeceğim. Bir sürü işim var balkonu yıkacağım. Ondan sonra belgini arayacağım. Zeytini tuzlayayım mı diye olmuş. Çünkü güneşten almam lazım onları. Bugün Perşembe, Cuma günü, yarın gelecek onlar. Geç gelir onlar. Ya gelince mi tuzlayacaklar? Balkonlara su dökeyim, çamaşırları katlayayım, duşumu alayım. Saat anca gelir. Bilmiyorum yapabiliriz herhalde, yapar mıyız, yapamaz mıyız canlı ama da kesin bir şey diyemiyorum. Evde işim var ya. Bir kız insan karnını da doyurunca şöyle uzanıp da keyif de yapmak istiyor. Oturduk bir saatte Arzu'yla şey yaptık. Onun da koltukları bugün gelecek. Değişik olanlar gitti, ötekiler gelmedi. İptal etti onları. Taktı kafaya iptal ettirdi. Ama iyi oldu. Kullanış bakımından iyi değildi. Oturduk azıcık onunla bir gün ayrı kaldık ya. Bir gün evdeydi, bir gün izinliyim. Bir gün içinde olan biteni anlat birbirimize. Ne oldu, ne yaptın? Ben gözlükçüye gittim, oraya gittim, buraya gittim. Sen ne yaptın? Ela ne yaptı? Ela ile ne yaptınız? Gitmemiş o da iş yerine dahi. Onları konuşuyoruz, ediyoruz derken onun da saati geldi. Erken gittim, iyi oldu. Şimdi hafta günü içleri ben gitmeden o bittiği için pek görüşemiyoruz. Ancak cumartesi, pazar. Öteki türlü çocukları sabahtan okula bitiriyor, doğru direkt işe o da. Restoranta gidiyor, evde yemeğini yapıp. Ama okul tatil olunca öyle değildi, mecbur beni bekliyordu çıkması için. Beni de görünce bir dalıyorduk çeneye, tamam şimdi cumartesi pazar ama akşamları da yapabiliyoruz. Kuştuk kuştuk arabaya atlıyor, bir geliyorum sorma diyor. Yarım saat geldim zaten. Önce geldim, zil çaldım. Ben önce hemen makineye gidiyorum, kahveyi koyuyorum. Bir sohbet ederiz diye. Ama hayat günler böyle geçiyor işte. Yani bu hafta sonum böyle gitti. Tatilim böyle geçti. Evlilerde geçti. Ama evlilerde geçti derken zaten öyle olması gerekiyordu. Gözlükçüye gidecektim biliyorsunuz ben. İzinli olduğum için biz
Birsenciğime gidemedim. O düşünüyordum ama ne yapalım? Başka gün olur. O da bekliyordu kuzum beni. Onunla da Arzu için birkaç güzel bir iş düşünüyorduk, bakıyorduk. Başta demişti bana hani abla olur diye. Arzu da hani benim gibi bir çocuk, bir aile yanı öyle olursa diye dedim. Olur, öyle daha iyi olur. Onunla telefonda konuştuk. Arzu hem bakıyordu, araştırıyordu. Bir de araştırıyordu değil, tam benim karşımda vardı. Aynı benim gibi karşı binamda. Onu ben dedi konuşayım, konuşmak lazım abla dedi. Olur dedim ben de ondan sonra. Tabii Arzu konuşmadan aradım ben şeyi, haberleşmiştik. Birsencim'le telefonlaştık. Tabii eşin haberi olmadan olmaz. Eşine danışması lazım. Herhalde eşi demiş ki kendi iş yerimiz olsun demiş. Eşin işi güzel, iyi. Kendine ufak çaplı bir sene kendi iş yeri için. Dedim vallahi sen bilirsin ablacığım. Sen dedim hani iş için söyledin. Yabancı olduğun için ben de sana dedim. Çünkü Arzu'ya sonsuz güvenim var. Biliyorsunuz bir kere de olsa gördüğünüz Arzu'yu. Öyle aptal saptal insanların yanına şey yapmaz. Şu an öyle kendi işi içindi. Buradan öpüyorum onu da. Kendisi bilir dedim. Dedim Arzu'ya aman konuşma. İyi ki haberleştik dedim. Kendini dedim iş yeri ufak çaplı dedim ben. Kendi adlarına düşünüyorlar dedim ben. Tamam abla dedi nasıl istiyorlar. Söyle dedi sen dedi söylediğin için dedi. Ben dedi hani bir duyarsız kalmayayım dedim dedi. Hele Arzu hiç duyarsız kalmaz zaten. Çok sever öyle eli kolu yardım etsin şey yapsın diye. Tamam dedim kaldı. Gidemedim işte bu hafta iznimi de böyle geçirdik. Büyük ihtimalle önümüzdeki salıda nasıl geçer bilmiyorum. Farklı bir şeyler yapmak istiyoruz. Bir şeyler ama söylemeyeyim boş. Ama gözlüklerim harika. Sağ ol kuzum. Kesene bereket diyeyim tekrar yine buradan Ebru'cuğumu. İkimiz beğendik. Bundan birazcık ufak ama şekli bu şekil değil. Açık böyle bir değişik değil. Ama gözlük gözlük işte desene. Arası da gözlük. Arzu da diyor. Ne yaptın gözlükleri gözüme bakıyor. Ay dedim aldık dedim Arzu dedim Arzu'ya da. İki kusur dedim ben. Dedim böyle böyle dedim. O ne ya diyor dedim. Zaten sadece çerçevesi dedim tuttu dünya kadar dedim ben. Bir de benim uzak yakın olduğu için. Dedim Ebru dedim öyle dedim. Arzu da her zaman için bak sağ ol Allah razı olsun. Burada onun da hakkını yemem. Her zaman der bana abla. Öyle sıkışık olduğun zaman Allah da sıkışık ve dar güne. Ben de sevmem ki zaten öyle. Şimdiye kadar çalıştığım bir yerden yanlış anlamasın Arzucum buradan da hani bir sürü yerde çalıştım. Fazla para alayım ama Arzucum hep der abla bak öyle olur ya sıkışık olursun. Hani toplu paraya da ihtiyacın olabilir. Çekinme söyle. Aman dedim yok Arzu Allah'a şükür öyle bir sıkıntım yok. Allah da öyle bir dara düşürmesin. Ha, tabii ki dedim olursa ben söylerim. Bunu her zaman Arzu söyler bana sağ olsun. Buraya dedi zaten. Zaten bu şey yapmasaydı benim yanımda dedim 600 falan vardı. Evden çıkmadım gözlükçüye. Eve gelip alıp tedarik edip ertesi 2-3 gün sonra götürecektim. Gene Allah düşürmesin o günlere de. Yani Arzu da sağ olsun o konularda. Hiç çekinmeden. Hani olur ya toplu paraya ihtiyacın olur. Daha fazlası olur. Söyle derdi. Dedim yok ablam. Bir de dedim yani benim kişiliğime değil o. Hiç sevmem. Ben kız ben borçtan korkuyorum. Ben geceleri uyku uyuyamıyorum. Ya kesinlikle. Öyle bir delikanlıyım ben. Benim mesela Ebru da sevmez borcu hiç. Bak onun huyu da öyledir. Borcu kimse sevmez de hani yapmayız. Kimse sevmez tabii ki. Benim kredi kartlarına şimdi bugün değil mi bugün mükü bana sinir oluyor sinir böyle deliriyor mükü. Kendim de yatırmayı beceremiyorum ya. Şimdi yavaş yavaş öğrendim iş başa düşünce. Belgin elimin altındaydı. Onlarda yaşıyorum. Konya'ya, Isparta'ya gitmeden yatır kızım, getir kızım. Harcamayı biliyorsun, yatırmayı bilmiyorsun. Şimdi müküyle o tarafta olurum. Eğer 50 milyonluk bilemedin yüz neye aldıysam. Aldım ya. O gece ben dön sağa dön sola dön sağa dön sola.
Hemen lak 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 ertesi günü Mükü. Yürü şu paraya yatıralım. Ya kızım bir dur daha bir. O da kızıyor çok. Ya yeni yatırdın yeni. Yeni aldın daha bir. Yok yatıralım. O zaman hiç kullanma sen kredi kartı diyor. Ay yanımda da para taşıyamıyorsun. Ha gidiyorum çekiyorum hemen parayı hemen. Hadi Mükü şunu yatırıver. İşte benim huyum uyku tutmuyor bana. Kız ben bu telefonları şey yaptığımızda aldığımızda faturayı çocuklara yatırttırıyordum ben. Kendim ilk yatırmaya başladığımda. Şimdi bir hafta var. Şimdi kafa almadı mı almıyor. Gittim şeye yatırılma yerine Türksel bayisine neyse hadi isim vermeyeyim dedim de gittim. Dedim benim faturam var. Numarayı söyle. Söyledim numarayı. Bayağı oluyor bu tabi. Kız ben böyle yatırma şey hesap işlerini bilmezdim. Yazık kızlar yapardı benim. Tabi belki daha çok yapardım bunları. Ondan sonra adam battı. Şimdi benim telefona düşüyor. Şu ay diyor mesela süresi var 10 gün sonra fiyatı yazıyor. Kesimi mesimi yazıyor işte neyse. Abla dedi daha dedi sisteme dedi düşmemiş dedi. Telefonda var. Bunun dedi daha bir hafta. Sen bunu dedim al da bak şimdi kafaya bak. Şimdi çocuğa diyorum ki sen diyorum bu parayı al da diyorum ben ödeyeyim diyorum. O bir hafta sonra sisteme düşsün diyor. Nato kafa nato mendir işte. Böyle tövbe tövbe. Abla sisteme düşmemiş alamam diyor. Ya dedim sen bu teli hala üstüne düş. Ay. O benim telefona geldi ya mesaj. Şu tarihte en son şu tarihte diyerekten diye şu tarihten şu tarihe ama daha sisteme düşmemiş bir hafta sonra düşecek sisteme. Ya ablam diyorum şimdi gel abla diyor alamam alamam diyor ben bu parayı şimdi senden ödemeyi diyor yapamam diyor. Bir hafta sonra geldi bir hafta sonra ama dedim ya senin telefonuna mesaj geldirmiştir göndermiştir dedi ama sisteme düşmüyor de düşmedi diyor. Nasıl alayım diyor. Ya sen dedim sisteme düştüğü zaman olur diyorum hala çocuğa. Sen bu parayı al da diyorum sisteme düştüğü zaman gene diyorum o diyorum olur diyorum. Çocuk şöyle bir baktı ya abla dedi alamam dedi. Ya artık yani şey der gibi senle mi uğraşacağım çek git başım. Nato kafa nato mermer böyle olur işte. Bir hafta artık ben gılım 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 o telefon parası kafamda döndü durdu. Hani daha sisteme düştükten sonra yatırılacak bir de günü var. Ama bana mesaj geldi o yatacak. Öyle bir pis uyum var. Aman aman aman. Kimseyi ben hiç alacağımı bırakma. Evru'yla da böyle çöküldük. Evru'ya dedim aman kızım ağlayacağız mı ne yapacağım. O da beni çatlattı gülmekten. Gül gül aman dedim ağlayayım. Ben dedim bu aralar çok gülüyorum. Birinde alacağım olsun. Peşine düşerim bırakmam. Borcumu da hayatta bir hafta 10 günden yatırım bırakmam. İkisini de. Kız koskoca belediye başkanının peşine düştüm ben. Eşim sağken fatura kesmek için. Adam arka kapıdan kaçacak. Bir ön kapıya dolanıyorum bir arka kapıya dolanıyorum. Aklıma gel. Ay fazla güldüm gene. Tövbe tövbe estağfurullah. Ama neyse hadi. Kahvemi içiyorum şey. Müge'ye bakacağım zaten ya sınava kapattım. Nato kafam nato mermer. Bak biliyorsun adı da çıktı tövbe tövbe işte bak. Allah'ın gözlerim yaşardı. Evet inşallah bugün canlı yayına yetişirim. Şu ortalığı da hem bir toparlayayım şu zeytinle süzeyim. Belgimle konuşayım çamaşırlarım kalkayım duşuma gireyim çıkayım. Müge bittiği an beraberiz. Oh öpüldünüz. Bye.